aklımıza ne gelirse. İlk önce kim başlasın? Benim ne yapıyorsun ya? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Başla. Herkese yeniden merhaba. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir anı videosu paylaşmak istedik. Anı olarak da okulda yaşadığımız olaylardan bahsedeceğiz. Şu an aklımızda bir anı yok yani. Oturup şunu anlatalım diye bir plan yapmadık. Evet. Şu an benim aklımda hiçbir şey yok. Hani bir şeyler anlatacaktır. Benim de kesin aklıma bir şeyler gelir diye düşünüyorum. Aynen, gelmezse de. artık konuyu açarak anılarımız aklımıza gelir diye düşünüyorum. Aynen. O zaman başlayalım. Kim anlatsın ilk anısını? Sen başla. Tamam. İlk en son lisede yaşadığım bir anımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şu şekilde. Dilara'ya anlattım galiba, hiç emin değilim. Bir gün böyle geçen sene galiba okulun sonlarına doğru böyle karneye yakın günlerde böyle dersler boş biraz. Yani işlemiyoruz, hoca gelmiyor falan, bize telefonla oynuyoruz sınıfta. Sonra telefonla oynuyordum. Arkadaşımın ağladığını öğrenince lavaboya gittim. Telefonu da ne hikmetse masanın üzerine bıraktım. Normal telefonumu hiç yanımdan ayırmam. Masanın üzerine bırakıp gittim. Sonra da ilk önce Dilara ile karşılaştım. Orada bir şeyler oldu. Neyse, sınıfa geldim. Telefon yok. Ara ara telefon yok. Meğerse arkadaşlar bana şaka yapmış. Telefonumu almışlar. Böyle telefonumu almışlar. Çöpün kenarına böyle çapraz koymuşlar. Sonra arkadaşlar son saatleri yakın olduğu için hizmetliler de gelip çöpü toplamış. Toplarken poşetle birlikte telefonum gitti. Yok. Çöplerin içerisinde bu telefon. Sonra, yani telefonu Hande o kadar arıyor ki yani. Aynen. Dilara'ya yani söyledim. Okulda, okulun dört döndün yani. Aynen. Her yerde aradım. Şimdi arkadaşlarım da aralarında konuşuyor. Ne oldu? Önümde bir şey geldi. Arkadaşlarım da aralarında konuşuyorlar. Telefon nerede? Çöpün kenarına koymuştuk falan filan. Ben anladım şüphelendim hareketlerinden. Gittim yanına dedim ki telefonum nerede yaptım. Anlatamadılar. Sonra direkt gittik Hizmetli ablanın yanına. Bildiğiniz çöpleri karıştırdılar. Telefonu buldular. Sonra Hizmetli abla sağ olsun çöpleri aradı. Telefonumu buldu. Sonra gelip diyor ki bu telefonu siz nasıl çöpe atabiliyorsunuz falan, böyle şaka nasıl yaparsınız? Yani arkadaşlarıma biraz kızmıştım. Benim de şimdi telefonu çöpe atma bir olayım var, onu da ne? Anlatayım. Ne? Yine nasıl geçen sene arkadaşım, en yakın arkadaşım bana bir şaka yapmak için çantamı pencereden aşağı atmıştım. Bunu bana anlatmıştın galiba. Çantamı pencereden aşağı atmıştı böyle, bilmiyorum, biz biraz sarsmıştık sinirden. Yutuklamadım. Çantamı pencereden aşağı atmıştı. Birinci kattasın. Hı hı. Ondan sonra çantamı pencereden aşağı atmıştı. Ben de sinirlenmiştim işte. Onun telefonu çöpe atmıştım. Yani çöpü böyle hızlı attığım için telefonun en aşağıya indi. Çaktı mı böyle? Kırıldı mı? Kırılmadı ama hızlı, sinirden hızlı attığım için telefonunu böyle çöpün aşağısına iniyor ya. Anladım. Karıştırıp elleriyle almıştı. Ben de çantamı gittim ona. Sen daha kötü yapmışsın ama. Neden anlattım? Çok ama sonra da öyle bir şey olduktan sonra gelip bana sarıldı, ben ona sarıldım. Yani ha, hep böyle şakası yani. Böyle anladım. Yakın arkadaşlar böyle oldu. Birbirinizin malına zarar vermek yakın arkadaşlar. Evet, şu an aklıma bir anı daha geldi. Bu da ilkokul yıllarında. Böyle ilkokul ve ortaokulda şöyle bir şey vardı. Sürekli benim, Dilara'ya söyleyince şu an anlayacak, liderci bir huyum var. Sürekli böyle bir ortamda ben yöneteyim. Ben yapayım, sen olayım. Benim sözüm geçsin. Böyle küçükken hep öyleydi. Oyun mu oynuyoruz? Şu anda öyleyim galiba. Biraz öylesin ama küçükken aşırı derecede öyleydi. Bir oyun mu oynuyoruz? O yapılacak, şu yapılacak. Hem benim de çıkılmayacak. Bizi köylesi olarak kullandı. Kendisi lider oluyordu. Sürekli dediğim yapılsın. Sürekli ben ne dersem o yap. Kötü bir huy ama öyleydim. Neyse arkadaşlar. Okul olayım, daha fena tabii. Sen de beni hep de şey yaptın. Şimdi arkadaşlar böyle 5. sınıfa kadar bizim bir kız arkadaş grubumuz vardı. Ana sınıfından 5. sınıfa kadar yalnız. Ben yine yönetici liderliğimi kullanıyorum. Bilmiyorum şey burcumdan mı ama öyle bir huyum olsaydı Dilara da öyle olurdu. Aynı burçtayız. Dağıtıyorum konuyu gittikçe. Şey oldu. Mesela ben sürekli liderci bir ruha sahip olduğum için kızları arkama dizerdim arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde konuşuyorum. Arkama dizerdim. Sen şurada yürüyeceksin. Sen şurada yürüyeceksin. Ben tam ortada yürüyeceğim. Böyle 5-6 kız grubu benimle birlikte.
Yani çoğunu arkaya tutuyor, kendisi ortada. Anormal. En önemli, değil mi? Anormal olan şey ne biliyor musunuz? Tamam anne. Sürekli tamam anne. Yani insan dediği şeyi yaptırırsa sürekli yaptırmaz mı yani? Ben de öyleydim. İşte kızlara sağ soluma dizerdim. Sen yandan, sen buradan, sen de arkamdan yürüyeceksin gibi. Ben de en ortalarındaydım. Neyse işte birinci sınıfta hepsine eteğimin ucunu tutturdum. Yani ses bir gibi şu şekilde gezerdim. Böyle eteğini iki yandan tutuyorlardı. Merdivenden böyle prenses iniyormuş gibi iniyordunuz. Aynen, ben yürürken de şarkı söylettiriyordum kızlara. Ama biraz üzülüyorum şimdi, işkence yapıyormuşum gibi ama. Yani bilmiyorum, her dediğimi yapıyorlardı. Sonra arkadaşlar şöyle ellerimizi şöyle yapıyoruz. Nasıl tutuyoruz? Şöyle çapraz tutuyoruz. Karşıdaki de... Karşıdaki de çapraz tutuyor. Bu şekilde mi? Aynen. Aa evet, sonra oturuyorsun. Oturuyordum, beni yine gezdiriyorlardı. Ben böyle yayılmışım ellerinin üstünde. Beni gezdiriyorlar okulda. Bilmiyorum, her dediğim yapıyorlardı. Hatırlıyorum o günü. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta bu şekildeydin hep. Hocalar da bir şey demiyordu. Sürekli böyle kısaca işkence yaptırıyormuşum gibi. Ama şu an olsa yaptırmazdım tabii ki de. Çünkü her dediğimi yapıyorlardı. Bilmiyorum. Neden? Şimdi ben de. Ne? Ben iki bir şey anlasam olur mu? Çünkü ikisi tamam. Kısa. Birincisi şu şekilde, ben de bazen böyle liderlik tarzlarındaydım. Ama size üçüncü sınıfta olan bir olayımı anlatmak istiyorum. Bizim şimdi 4 aya gidiyordum ve yaz sınıfımızdaki 4B sınıfıyla biz bildiğiniz düşmandık. O kadar şeyler yapardık ki mesela okul çıkışı, onlar herkes gittikten sonra onların sınıfına giden onların sınıfını dağıtırdık. Bir de bizim mavi kapak yarışması vardı. Onun yani o sınıfın biriktirdiği mavi kapakları alıp kendi sınıfına taşırdık. Ben buna hiçbir şey değil. Siz bence düşmanlık siz yapıyordunuz. Buna hiçbir şey değil. Onlara size zarar yok. İşte biz böyle yaptık. Sonra biz böyle toplandık böyle kızlarla falan. O 4B sınıfını kucaladık. Sonra elimizde birisi kürek, birisi süpürge falan. Sonra biz böyle öyle tartışıyoruz ki hatta kapıyı çıkarmıştık. Kapı da düşüyordu. Evet. 4. sınıfta kapı nasıl kırabiliyorsunuz? Yani evet. 4. sınıftaki vukuatları. Evet, kapı kırılmıştı. Yani çıkmıştı yerine. Sonra hocalar falan geldi. Tabii hocayı görünce herkes kaçtı. Bu şekilde bir değişik bir anıydı. Çok kısa bir anım var arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. Lise. Şimdi hocamız ondan sonra gelen kişilere kesinlikle yok yazıyor. Sınıfa almıyor. Arkadaşlar şimdi ben de sizi duymamışım galiba. Öğretmen nazirliğiyle birlikte sınıfa girecektim. Tekim bu arada. Sonra hoca baktım karşıdan geliyor. Koşarak gitmeye başladım. Hoca da benimle birlikte koşmasın mı? Sonra hoca benden önce sınıfa girmesin mi? Ama şakasına yaptığı için beni sınıfa almıştı tabii ki de. Böyle bir anım vardı. Hoca da benimle birlikte koşmuştu. Çok güzel bir anı. Şimdi kaloriferin yanında bir örümcek ağı vardı ve örümcek vardı. Şurup boyutlardı. Kahverengi bir örümcek. Biz o örümceğe sahiplenmiştik ama sınıfın haberi yok. Sadece arkadaşım ve benim haberim vardı. Biz işte ona böyle bazen böcek alıp böyle ağına falan takardık. Ne kadar kötüsünüz. Biz onu yani besliyorduk. O dediğim çocuğumuz gibi seviyorduk. Sıralar önüne çekiyordunuz hizmetler, evet, görmesin diye, evet, bunu anlatmıştı Kolefer bana. Kolefer arasında olduğu için zaten pek gözükmüyordu da biz öyle gizli gizli onu besliyorduk. Sonra adını biz bunun Joe koymuştuk ama Joe başka bir gün sonra yoktu. Bitmişti. Ağı da yoktu, o da yoktu. Şimdi arkadaşlar gelelim bir sonraki anımıza. Benim anım şöyleydi. Lisedeyim. Hala lisedeyim. Anılarım bitmiyor. Derse gireceğiz ama böyle hoca ilk 5 dakikasında yoklama falan alıyor. Böyle hocamız da böyle kafa adam, tamam mı? Sonra arkadaşlar işte arkadaşım bana dedi ki hani telefonunu verir misin? İnternetim yok, e-okuluma gideceğim. Ben de verdim dersteyiz ama. Hoca var ama işlemiyorsun. Aynen, hoca var ama işlemiyoruz. Böyle 5-10 dakikasını konuşuyoruz aramızda. Aldı telefonumu, ben de verdim tabii ki de iyi niyetimle. Sonrasında ne oldu? Kendisi telefonumun sesini açmış, telefon sesi kapalıydı ve bana geri verdi. Bu arada diyor ki, numaraları kapalı mı telefonum, ben de kapatacağım da. Yo ben kapalı değil, kapatmayı düşünüyorum falan diyerek. Evet, anlatıyorum. Telefonu aldım, sıranın altına koydum ve son ses açmış arkadaşlar telefonu. Ondan sonra dersin ortalarında tam sessiz olan bir anda telefon çalıyor. Ben de önce kendimden şüphelenmedim, yanımdaki arkadaşım falan sandım. Baktım benim telefonum. Sınıf böyle öksürüyor. herkes boğuldu ama. Ben sonra öksürmeye başladım. Hoca geldi yanıma, telefonu aldı. Dedim ki hocam böyle böyle anlattım olayı, böyle hemen orada 2 saniyede hemen anlattım böyle. Dedi ki hoca bana
telefonunu ver ders sonra alırsın. Ne oldu sonra? Zil çaldı. Hoca telefonumu dokunamadan yine ben. Arkadaşlar bu arada sizin de böyle anılarınız varsa kesinlikle yorumlara yazın. Biz okurken çok eğleniriz, çok seviniriz. Hatta belki de sizin anılarınızı anlattığımız bir video da çekebiliriz. Okul olur, farklı bir anınız olur. Bence güzel bir video fikri. Özgün içerik. Evet. Sizin de böyle çok değişik anılarınız varsa yorumlar kısmında da yazın. Biz kesin mutlaka okuyacağız o yorumları. Hatta videosunu bile çekeriz bundan sonra. Evet. Ve İstiklal Marşı'na ineceğiz. Yani cuma günü otomatikman. Yani herkes sırada bahçede. Ve ben o zaman İstiklal Marşı hoca böyle... Bir de var ya o gün, tam o günü bulmuş. Müdür öyle bir konuşma yapıyor. Öyle bir konuşma yapıyor ki ben... Böyle İstiklal Marşı okusam da direkt gitarlar döküyor böyle. Anlıyorum, kıvırdıyor sürekli. Evet, önce. Çünkü tuvaletim vardı. Ve müdür var o gün konuşacağı tuttu. Ben gerçekten o kadar çok şeyler yani kıvrandım, ettim falan. Sonra İstiklal Marşı'na geçtik. Birinci kıtanın ortalarındayız. Çok dün gibi hatırlıyorum. Dördüncü. Sonra... Ben kendim bir de etek giyiyor, kilot çorap falan. Yaptım altıma. Herkesin kesinlikle böyle bir altına kaçınmanısı vardır ama benim yok. Çünkü ben bir şey diyeyim, ilkokulda ben bayağı altıma yapıyordum. Aynen, sürekli böyle altına kaçın anılarım var, bahsetmiştin. Neyse, işte ben İstiklal Marşı'nı yaparken şey altıma yaptım. Ama ben hiçbir şey olmamış gibi şimdi yerle ıslandı ya belli oluyor. Ben ön tarafları kaymaya başladım, yavaş yavaş. Bir de bana kıpkırmızı hatırlamıyordum ben. Kıpkırmızı oldum, sonra hemen İstiklal Marşı bitti. Hemen lavaboya koştum. Sonra okul çıkışı işte hemen tuvalete gittim. Sonra oradan da eve geçtim. Yani bu şekilde diğer anım ise arkadaşlar. Bu da sınavlarla ilgili bir anı. Anlatayım mı sen mi? Anlatsan. Ve ezberlememiz gerek. Sınav olacak. Ha, bunu anlatmıştım bana. Evet, hepsini anlattım. Ama bunu siz de yapabilirsiniz. Ama eğer hocanız anlamazsa sınav olacağız. Ve bizim ezberlememiz gereken çok şey var. Ve biz bunu tabii ki de ezberlemedik. Böyle sınavda ne yapacağız? Telaş falan. Sonra benim mi, arkadaşım mı aklına bir şey geldi. Dedi ki tahtaya onların tersinden yazalım. Yani ezberlemeleri gereken önemli kelimeler var. O kelimeleri tersten yazıyorlar. Tersten yazalım etti. Biz de dedik harika fikir falan. Sonra tersten yazdık. Bir de yanına da böyle aralarında farklı farklı İngilizce kelimeler, how are you falan filan. Ondan sonra hoca dedi işte tahtayı kalk sil. Ondan sonra hoca bize dedi ki hocam bunu biz yetiştirmemiz lazım. Defterimize derste yazamadık. Teneffüsü yazacağız. Sınav çıkışı. Hoca da yemiş. İşte sonra hoca anlamadı bunu. O zaman da hoca biraz hastaydı, yorgundu sanırım, ondan sebep anlamadı diye düşünüyorum. Bu yöntemizi de uygulayabilirsiniz. Sınav demişken biz bundan önceki videomuzda okul çözümleri videomuzda hatta orada demiştik ki sunum yaparken mesela arkadaşınıza soru sorun, bildiğiniz soruyu size sorsun, size cevaplayın. Ve en sonunda demiştik ki bunu zibride bırakın ama yakalanmayın. Geçen ben yakalandım. İnanın çok kötüydü. Şöyle sunumum vardı ve böyle kelimeler biliyordum. Anahtar kelimeler biliyordum. Bunları anlatacaktım sınıfa. Sonra arkadaşım dedi ki son soruyu sorayım mı? Ben de sor yaptım. Ve en iyi anlatanı hocamız 100 verecekti. Sonra sordu. Beni arkadaşım hemen sunumum yarısında böyle elini kaldırdı. Sorabilir miyim dedi. Sor dedim. Sordu gibi ben cevapladığım için daha dinlemeden sorun orada. Hoca dedi ki bir de en yakın arkadaşım bunu yaptığında dedi ki siz önceden anlaştınız mı? Sınıf dumanı. Sınıf gidiyor işte. Öyle yakalanmıştık ama hocam bir şey demedi ve 100 alamadım. Bunun yüzünden. Daha böyle bir şey yapmayacağım. Asla size kalkmayın böyle bir şeye. Sizi uyardım. Ben suya düştüm diyebilirim. Bizim hiç okulda birlikte anımız yok mu? Ah bu arada anı demişken en önemlilerini kaçırıyoruz. Kavgalar. Okul kavgaları. Okulda çıkan vukuatlar. Tabi bunları bu videoda anlatmayalım. Sizden sormanızı istemiyorum. İkinci dönemin ikinci sınavlarını da üçüncü sınavlarını olacağız. Ve hocamız bize diyor ki kitaptan şu çıkacak, şu çıkacak falan. Ondan sonra arkadaşlar ben de kitapta çıkan yerleri işaretledim. Bir de kitap bitiyor ya şimdi böyle nasıl desem. Sonunda birkaç yaprak kaldı. Son kitap birkaç yaprak değil de. Kitabınızdaki seviyesini şu an öğreneceksiniz gerçekten. Hoca demişti ki kitabın şu ortalarındaki sayfadan çıkacak falan. Sonra kitap zaten bitmiş. Yani yarısı bitmiş, yarısı bitmemiş.
Ya son sınava olacakları için açıklamadım. Ben anlatayım. Son sınavları olacakları için, ikinci dönemin ikinci sınavının olacakları için, ondan sonra kalan kısımları da sınavda çıkmayacağı için ben onları derste koparıyorum. Ama şöyle hepsi arkadaşlar, tüm arkadaşları bana bu olayı anlattı. Hoca şu aralık çıkacak demiş. Dilar da böyle direkt önünde çart buralar çıkmayacak diye koparmış. Koparmıştım. Çünkü sadece çıkan yerler dursun diye, yoksa diğer sayfaları yalandan bakmayayım diye. Koparmıştım. Delilik etmiştim. Niye bilmiyorum. O zamanki aklıma esti. Ben de kopardım. Sonra hoca beni dışarı atmıştı. İlk sınıftan sen ne yapıyorsun falan. Evet, ilk sınıftan o hoca beni kovmuştu. Hiç hocalardan dayak yedin mi? Evet. Kim? Dördüncü sınıfta dayak yemiştim. Ama nasıl oldu biliyor musun? Bunu hiç unutmuyorum. Gerçekten hoca bana sosyal de dersimiz dördüncü sınıfta. Evet. Sosyal oluyor değil mi? Aynen sosyal. Sosyal dersindeyiz. Hoca bana dedi ki, ama defterlerinizi getirmediniz, ama hoca öyle bir kızıyor ki. Ondan sonra bana hani defteri nerede? Sosyal. Tamam. Ondan sonra ben dedim ki, hocam çantamı koymuştum. Teneffüste de baktım ama şimdi defterimi bulamıyorum dedim. Ondan sonra hoca dedi ki bana, sen niye yalan uyduruyorsun falan filan dedi. Ben hocaya ağlayarak anlatıyorum. Hocam gerçekten defterim buradaydı. Var mıydı gerçekten defter? Az önce nereye arkadaşıma gitti? Gösterdim dedim. Ondan sonra defteri ben sıranın altına koymuşum. Ama aklım sıranın altına gelmiyor. Ben çantamı arıyorum, çantamı boşaltıyorum, defter yok. Nasıl bir akıl? Sonra hoca bana bir tane yapıştırmıştı. Nasıl bir yapıştırdı? Tokat mı? Yanağına bir tane tokat atmıştı. Oha! Hiç unutmuyorum. Yemin edemezsin. Yemin ederim, hiç unutmuyorum. İlk dayağını yemiş dördünüz. Şaka ya. İşte çok bana bir tane yanağıma bir tane yapıştırmıştı. Çok ondan acıdım. Sonra ben tabii ders boyunca ağladım yani. Çünkü dayak yedim ve ağladım. Ve küçük olduğum için bayağı da alıngandım ve duygusal olduğum için bayağı hemen ağladım. Sonraki sıra arkadaşım sonra alttan bir defter çıkardı ki, Dilar defterim burada. Sonra hoca geldi işte. Hocanın gözüne sokmaya çalışıyorum defteri. Sen bana nasıl vurursun, defterimi getirdim deyince getirdim demek. Ondan sonra hoca geldi işte, benden özür diledi, bu kadar. Eğer isterseniz okulda yaşanan kavgalarımızı farklı videolarda da anlatabiliriz. Kesinlikle arkadaşlar, kesinlikle. Sizin de anılarınızı yorumlar kısmında bırakın. Aynen, anılarınızı yorumlara yazın. Tek çünkü okulla ilgili olmayabilir. Normal gündelik hayatta ve normal hayatınızda da olabilir. Hatta bundan sonraki videomuz kesinlikle şey olsun. Anılarınızı okuyoruz. Yani sizin anılarınızı okuyoruz. Böyle video çekmek şu an çok istiyorum sen. Ortak karar aldığımız için. Tamam, böyle video çekersek çok iyi olur. Çekmek istiyoruz çünkü. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu şekildeydi. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de topuzlarım çok düşmüş. Videolarımızı izledim arkadaşlar. Sürekli saçlarımı böyle açık bırakmışım. Normal düz. Aslında Dilara fark etti. Bugün de farklı bir şey yapayım dedim. Böyle oldu. Umarım çok rahatsız etmiyordur. Bozuldu zaten gittikçe. Neyse, ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.